İsimlerden birisi olan Akanlar grubunun yeni nesil marketçilik adına Malatya'ya kazandırmış olduğu Agros marketlerimizin ikinci noktası olan Kıvanoğlu şubesinin açılışını öncelikli olarak bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz. Kıymetli misafirler, marketçilik sektörünün öncü isimlerden birisi olan Akanlar grubun market, inşaat gibi sektörlerdeki başarısı... Sayın Başkanım, Sayın Başkanlarım, bize hiçbir zaman yalnız bırakmayan Hacı Bektaş Veli Derneği Başkanım, hepiniz hoş geldiniz. Sayın tedarikçilerim, Allah razı olsun, bugün de bizi yalnız bırakmadınız. Memleketimizde bir sıkıntı var, fiyatlar her geçen gün değişiyor gibi. Biz bunu yenelim diye Akranlar marketler olarak Agros açtık. Bundan sonra fiyatlarımızı toptan fiyatına parakende de hizmet etmeyi planlıyoruz, düşünüyoruz. Hepinize hayırlı olmasını diliyorum, tekrar hoş geldiniz, saygılar sunuyorum. Evet, bizler de değerli başkanımıza hayırlı olsun dileklerimizi sunuyoruz. Kıymetli misafirler. Özellikle burada değerli belediye başkanımız, değerli Hacı Beytaş Bütün Vakfı Başkanımız, Aktarlar Odası Başkanımız, Sayın Ticaret Odası Meclis Başkanımız. Burada çok sevdiğim iki tane abimin bu açılışında bulunmak bizim için gurur verici. Özellikle Yüzeyfe Karaaslan ve Bayram Osmanlıoğlu abilerimiz yıllardan beri bu marketçilik işinde Malatya'da çığır açtı. Ve birçok insanın istihdamına gayret gösterdiler ve çalışmalarına da devam ediyorlar. Tabii ki rızkın onda dokuzu ticarette bir felsefesiyle helal rızklarının peşinde mücadele eden esnaflarımızın bizlerden beklentileri de var. Özellikle Malatya halkından da beklentileri var. Biz özellikle Malatya halkına şunu çağrıda bulunmak istiyoruz. Yerel esnafımızdan alışveriş yapmamız gerektiğini ve bu yerel esnafın desteklenmesini arzu ediyoruz. Biz buradaki esnaflarımızın birçok sıkıntılarla mücadele ederken yeri geldiği zaman fedakarlık etmeye de razı. Tazelerimizde bir arada olduğunuz, düğünlerimizde bir arada olduğunuz, yeri geldiği zaman param yok dediğinde al götür diyebilecek kapasitesi olan ve Malatya'nın öz çocuklarının yapmış olduğu çalışmalarda buralar dururken belki 10 kuruş, 20 kuruş aşağısına ulusal firmalardan alışveriş yapmanız buradaki bütçenin şehir dışına kaymasını ve istihdamın önünü kesiyor. Biz bu anlamda göreve geldiğimiz süreç içerisinde belki bu konudaki hassasiyetimizi sürekli gündeme getirdik. Özellikle kendileri de burada inabeden gayret gösterip yarın yaptıkları yatırımların karşılığında kazandıkları parayı geri Malatya'ya yatırım olarak dönüştürüyorlar. Birçok Malatyalı'nın çalışmasına faydalı oluyorlar. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Her zaman onların yapmış olduğu işlerde hükümetimizin, devletimizin her zaman yanındayız ama rekabet arttırıcı unsurlar oluşturmaları esnafımızda mağdur ediyor. Bence devlet asli görevini yapmalı. Belediyelerimiz zaten çalışıyor. Mehmet Çınar Başkanımızın çalışmaları bizi de gururlandırıyor. Vizyonundan dolayı çok minnettarız kendisine. Ama bizim burada istediğimiz esnaflarımızın yapmış olduğu çalışmalar karşısında yeri geldiği zaman zarar bile yazıp oranın işletmesini devam ettirilebilecek rekabet ortamlarının olmaması. Çünkü esnafımız gerçekten hem vergisini, hem sekellasını, hem buradaki elektrik parasını, hem zamlarla uğraşmayla mücadele edip ayakta durma mücadelesi veriyor. Dolayısıyla bizlerin arzusu devletimizin esnafımızla rekabet edecek unsurları oluşturmaması, esnafı, ticareti, mağazacılığı, parakendeciliği, kafeteryacılığı esnaflarımıza bırakması, onların bu noktada gelişmiş ülkelerde devletin geri çekilerek özelleştirdiği işlerde daha başarılı olduğunu da görüyoruz. Ben bu vesileyle bunu da belirtmek istiyorum. Teşekkürlerimiz. Girişimcilerimizin oluşturduğu Malatya'mızın yöresel ürünlerinin ön planda tutulduğu ve dışarıdan kimsenin alınmadığı tamamen Malatya'da yaşayan, Malatya'da ticaret belgesi olan, vergi levhası olan kadın girişimcilerden oluşan güzel bir alışveriş festivali düzenlemiştik. Bugün de ikinci güzel merkezin açılışındayız. Akranlar Market 12 şubesiyle yıllardır şehrimize hizmet veriyor. Bunlar yeni dönemde rekabet gücünü artırmak, satış potansiyelini artırmak ve bölgelerimizde daha fazla satış elde etmek için yeni bir ticari deneyim burada inşallah deneyecekler.
Bizler de bugün yanlarında olduk, beraber olduğumuzu, desteklediğimizi her daim yerel yöneticiler olarak bu şekildeki yeniliklere, yeni fikirlere destek olduğumuzu da yine ifade ediyoruz. Aramızda tabii çok kıymetli Ticaret Sanayi Odası Başkanımız var, Meclis Başkanımız var, Hasan Meşeli Başkanımız var, Attarlar Odası Başkanımız var, değerli buranın emektarları Huzeyfer Bey, Bayram Bey var, kıymetli yine tedarikçiler var, vatandaşlarımız var. Biz bu güzelliğe şahit oluyoruz, bu gelişime ortak oluyoruz, bu değişimi takip ediyoruz. Rabbim hayırlı bereket. Elhamdülillah, vakitler hayrola, hayırlar fethola, taat ve ibadetler, hayır ve hasanetler makbul ve kabul ola. Bir nimetini ola, içtiklerimiz tahir ola, ocaklarımız mamur, gönüllerimiz pür nur ola.